Diyen de kerkük adam dedi kerkük altındı. Bas hani altını kime itindi bilmiyorum. Konya semtindeki vatandaşlar belediyenin çöpleri toplamamasından ve çöplerin kötü görüntüsünden şikayetçi. Konya bölgesinde hizmet eksiklikleri esnafın, mahalle sakinlerinin canını sıkıyor. Çöp sorunundan elektrik sıkıntısına yaşanan ihmaller saymakla bitmiyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar belediyenin Konya semtini ihmal ettiğini de dile getirdi. Özellikle de Türkmen bölgelerinde hizmet eksiklikleri dikkat çekiyor. Çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksamalar birçok Türkmen mahallelerinde çöp konteynerlerin günlerce boşaltılmadığı ve çöp yığınların sokaklarda biriktiği görülüyor. Bizim belediyemiz çok kasırdı. Çok şeydi yani gerek bunu bayram gecesi, bayramdan bir gün evvel belediyeni çıkardaydı, pekliyaydı. Buna koku kalırdı, ne bir şey kalırdı. Ezi bile atsan sokağa hayvan gelip dağıdır özünü. O bu leylon maylon yıkıştıran gelir dağıdır özünü. Yani kimse bir yardım yoktu alem. Atrafın peklesin şey etsin. Fe biz rica ederiz belediyeden bir mecmua daha ziyad etsin. Belki bu memleketi pekler bizim için yani. Vallahi bir koku gelir. Özünüz durup siz bakın koklamın bakın ne der. Bunu indi geçse başka devletlere bir çöp görmesen yerde. Bundan bir çöp yoktu yerde görmesen. Başka milletler de gelip de yaşıyorlar. Yabancı, garip. Ataşın hisler kerkük. Çekip sen yaslar kerkük. Binlerce garipleri karnında besler kerkük. Rastgele atılan çöpler, çöp konteynerlerinin yetersizliği ve bunların yanı sıra belediyenin bazı semtlerden çöpleri toplamaması ortaya vahim sonuçlar çıkarıyor. Vatandaşlar belediyeden bu çöplerin toplanması ve durumun takip edilmesini istedi. Ben Konya belediyeyi getir o yaka gerek havizin hemen sabah oradaydım. Vallahi kokudan durabilmiyordum. Vallahi zibilden yeriyebilmiyordum. Yani bu nedir? Ajdaha bir memleket, varlı bir memleket. Yani diyende o kerkük, diyende o kerkük adam dedi kerkük altındı. Bas hani altını kime itindi bilmiyorum.